Hepinize selamlar arkadaşlar. Herkese merhaba. Yepyeni bir böyle karşı karşıya oturduğumuz ve robot süpürgelerimizi kapıştırdığımız, çok da satılacağına inandığımız iki model var masada. Bir bakalım bize neler sunuyor. Robot süpürgeler biliyorsunuz her evin artık olmazsa olmazı duruma doğru geldi. Yani kesinlikle. Hemen hemen her evde var. Sende var mı? İnşallah olacak bende de bir gün. Tabii ki çok merak ediliyor, bazı modeller birbirleriyle karşılaştırılıyor. Bugün masada iki tane model var. İkisi de gerçekten popüler olacak modeller. Bir karşılaştırıyoruz Merdan'la birlikte. Benim kendi önümde duran robot süpürgemle alakalı olumlu bulduğum şeyler var. Merdan da kendince olumlu bulduğu şeyler var. Bir kapıştıralım şu iki ürünü. Bir bakalım ikisinin arasında hangi farklılıklar var. Hep birlikte görelim. Şimdi ben de abi Roborack'ın evet. S7 ürünü var ve ben bunu çok beğendim. Belli sıkıntılar var. Şimdi hani kendi işte dostumu tanırken düşmanımı da tanıyorum ama bunları bir araya getirdiğimde tabii ufak tefek sıkıntılar var diyorum ama ben güveniyorum yani kendi cihazıma. Ben de emiş gücü konusunda gerçekten iyi bir iş ortaya çıkartan Voyami'nin V5 Pro modeli robot süpürgesini aldım. Biraz çok kullandım. İlginç bir bilgi vereyim bu arada. Ozan'ın incelemediği tek akıllı robot süpürge bu olabilir evet, abi. Evet yani gerçekten öyle bir durum var. Çünkü son bir yılda herhalde 10 taneden fazla robot süpürge videosu çektik. Kanalda bu arada hepsini bulabilirsiniz. Hakikaten emiş gücü için bu ürün güzel bir ürün. Bayağı da özel farklılıkları var sendeki durmakta olan Roborack'a göre. Şimdi bir dış görünüşten başlayalım. Başlayalım tabii. Sence hangisi daha güzel? Ama objektif bakmanı istiyorum. Sence hangisi daha güzel? Şimdi daha bu böyle estetik duruyor çünkü renkler hani siyah ve beyaz olarak kullanılmış. Bir eve koyduğumda hani bunu böyle daha sanki az sırıtır gibime geldi. Ama şöyle bir durumda var. Mesela bunda beyaz bir ince küçük turuncuları var ama istersen Roborack S7'yi komple siyah bir tasarım da alabiliyorsun. Bu yüzden ben açıkçası dış görünüş olarak Roborack'ın biraz daha önde olduğunu düşünüyorum. Doğru ama siyah robot süpürge aldığında o robot süpürge her süpürdüğünde süpürme işleminden sonra muhtemelen üstündeki tozları da temizlemek isteyecek. Senin de süpürgeyi süpürmen gerekiyor sonrasında. Evet, ama yine de şık görünüyor. Yani o ince bir şey de yaparsınız evet, artık. Evet yani o kadarını artık aramızda laf olmaz diye düşünüyorum ben de. Bu arada ağırlığı ne kadar senin ürünü biliyor musun? Bu yaklaşık 4 kilo ağırlığında olması lazım. 4-4,5 kilo ağırlığında arasında bir ağırlığı var. Ağırlıklar o zaman eşit. Ben de 4,5 kilo diyebiliyorum çünkü. Hemen ortalama, hemen hemen ortalama benzer bir ağırlıkları var ikisinin de. Şimdi arkadaşlar önümüzde duran bu ürünlerin tabii en önemli detaylarından bir tanesi doğrudan fiyatları. Hatta bu videoya özel bende bulunan V5 Pro Wyoming ürününde de sizlere özel bir indirim kodu da var. Onu da sizlerle paylaşıyor olacağım. Yani bu ürünü normal etiket fiyatından yaklaşık 600 TL daha ucuza da almanız mümkün olacak. Hani indirimle birlikte baktığımızda bendeki 6900 TL bandına falan denk geliyor. Çünkü evet. 7500 lira bandında bir satış fiyatı var. 600 liralık indirimi çıktığımızda bunun linki de bu arada açıklamada olacak. Evet. Kodu kullanarak 600 lira indirim alabileceksiniz. Aslında bendeki üründe 7500'de 9000 lira civarında bir fiyata sahip. Ya aslında eşit baktığımızda yani fiyatları evet. Aşağı yukarı eşit gidiyor diyebiliriz bizim o küçük kampanyamız dışında. O yüzden fiyat hani zaten az çok eşit arkadaşlar. Bizim bu videoda yapmak istediğimiz şey şu. İkisi de aynı fiyata sahip aşağı yukarı. Bakalım bu fiyatlarını hangisi daha çok hak ediyor? Fiyat bölümü bu şekilde arkadaşlar. Ama tabii şimdi bu ürünlerin özelliklerini bir böyle karşılaştırmak lazım. Örneğin bu üründe sesli asistanlar özelliği bulunuyor. Yani hem Google Asistan hem de Alexa gibi ve buna benzer birçok sesli asistanı Voyami V5 Pro ile kullanabiliyorsunuz. Evinizde hali hazırda bir sistem varsa. Ya Roborack S7'de de var aslında aynısı. Yani bu konuda çok farkları yok. Ama ya tabii Türkiye'de bu tarz sesli asistanlar çok verimli kullanılamayabiliyor. O yüzden biraz dezavantaj diyebiliriz ama hani iki üründe aslında bu sisteme tamamen sahip. Yani buradan evet birazcık benzerler ama işte sana söylediğim o temizlik anlamındaki farklılıklar tam olarak şurada başlıyor. Şimdi ben şöyle sizlere canlı canlı da göstermek istiyorum. Üründe durmakta olan Voyami V5 Pro'da arkadaşlar kullanılan bu toplama fırçası ve ana fırça dediğimiz turbo fırça yani tam olarak süpürgenin ortasında bulunan bu fırça yan tarafında durmakta olan Roborack süpürgeye göre çok daha böyle farklı tasarlanmış. Bu da tabii ki tasarım bizlere daha iyi bir temizlik de sunmuş oluyor aynı zamanda. Şöyle bir farklılık var iki robot süpürgenin arasında abi. Roborack'taki bulunan küçük toplama fırçası yani şu buna göre %10 daha küçük. Dolayısıyla bendeki hani 70 milimetre civarında diyebiliyorum ben. Evet yani bu %10 daha büyük olduğu için otomatik olarak daha fazla şey toplayabiliyor etraftan ve bunu ortada bulunan daha büyük o turbo fırça ile birlikte de daha iyi bir şekilde içine çekebiliyor ki emiş gücüne daha gelmedi. Şimdi emiş gücüne gelmeden önce ben şunu söylemek istiyorum. Kaldırabilir miyim ben aletim? Tabii ki. Sadece şunu söylemek istiyorum sana. Burada mesela senin ürününün altındaki bu ana süpürge, ana fırça dediğimiz sendeki kıldan kıl. Evet. Öyle değil mi? Şimdi bunu Roborack bilerek yani farklı bir maddeden yapmış. Bunun daha iyi temizlediğine inanarak yapmışlar. Anca inanırlar zaten. Çünkü toplamaz yani. Halıyı nasıl süpürecek bu? Böyle bir şey mi var? Şöyle halıya çıktığında zaten halı tanıma özelliği var ki Wyoming'de de var zaten. Evet. Sen de biliyorsun. Burada bir mopu var gördüğün gibi. Halıyı ürün kendisi tanıyor ve bu mop yarım santim kadar yukarı kalkıyor ve halıyla temas kesiliyor. Süpürgesi ise daha sert ve daha hızlı süpürmeye başlıyor. Yani halıyı tanıdığı için daha yüksek bir emiş gücü vererek daha iyi temizlediğini söylüyor. Bu arada hazır kaldırmışken şöyle göstereyim evet. Doğrudan.
hani aradaki farklılığın ne kadar büyük net olduğunu net bir şekilde çıplak gözle de görmüş olabilirsiniz arkadaşlar. Net farkı var ama işte bu kıl. Yani bunun hani %100 diye mesela robot olarak bu şey, bu maddeden yapmanın daha mantıklı olduğunu evet, düşünmüş. İnsanda kıl çok tercih edilmiyor ama robot süpürgede bu kıl önemli abi. Teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için bu arada. Şu sensörlere bir geçelim. Bunu geçmemin sebebi de benimkinin dezavantajı bir an önce ortadan kaybolsun evet, ve Wyoming'i sen öv rahat rahat sonra evet, devam edelim istiyorum. Öyle. Benim Roborock S7 cihazımda gayet standart güzel bir lidar sistem var. Lidar. Bu kadar övebilirim bunu. Lidar güzeldir, hojdir ama arkadaşlar şöyle bir şey var ki Wyoming V5 Pro'da çok farklı bir lidar sistemi kullanılmış durumda. Şimdi normalde tepe bölgeye bir lidar konuluyor ve birçok robot süpürgede bunu görürsünüz zaten. Ama buradaki lidarın dışında bir de Wyoming V5 Pro'nun ön bölümüne de farklı lazerler yine buraya konulmuş. Lazerli lidar sistemi konulmuş. Yani toplamda 4 yönlü bir lidar sistemi bulunuyor V5 Pro'da. Tabii bunun getirdiği çok önemli avantajlar var. Bunlardan en büyüğü şu. Hemen size söyleyeyim. Buyurun. Bu ürünün önüne herhangi bir çorap, böyle işte ne bileyim ya da evde bir top, ufak tefek bir şey çıktığında bu robot süpürge bunu çok rahat bir şekilde algılıyor ve hemen o ürünün yerde duran şeyin etrafından dolaşmaya başlıyor. Ya da gece karanlığında tamamen karanlık bir ortamda süpürme yaptırmaya çalıştığınızda sadece lidar bulunan robot süpürgeler yolunu kaybedebiliyor. Yani bir anda kayboluyor, duruyor falan, bir yerlere vurmaya başlıyor. Ancak Wyoming V5 Pro'da ise arkadaşlar baktığımızda hani bu sizlere bahsettiğim dörtlü lidar sistemi var ya abi. Hani bunun sayesinde gece karanlığında bile bu ürün yolunu bulup gidip doğrudan temizliğini yapabiliyor. Sonrasında da evine dönüp kendini şarj edebiliyor. Peki şunu sormak istiyorum sana. Evet. Engelleri tanıyor. Zaten bu aletler hep böyle bir kendileri haritalama evet, yapıp o engellerden kurtulabileceğini öngörüyor her zaman. Peki anlık olarak önüne bir engel attığımda sence onu da direkt görüp kurtulur evet, mu yoksa üstünden geçer mi? Zaten bunu o yüzden yapmışlar. Şimdi lidar bile olsa arada bir süpürge gidip çarpabiliyor. Wyoming V5 Pro'daki bu yeni nesil bu kullanılan modelleme bu arada Wyoming için ilk. Yani daha önce Wyoming hiç böyle bir şey yapmamış. İlk kez böyle bir şey yapıyor. Ve hani Wyoming'de ilk kez görülen bir özellik nasıl çalışıyor diye baktığımda da aynen dediğin gibi önüne ani bir şey çıktığı an doğrudan tepki verebiliyor. Çünkü cihaz çalıştığı sürece sürekli modelleme yapıyor. Peki hani, bunu deneyelim mi? Buna deneyelim, bu konuda iddialıysan yani, bunu deneyelim. Bu konuda ben zaten denedim. Buna bu kadar inanıyorsan hadi gel bunu bir deneyelim. Hemen geri gelelim. Hemen hadi. İşte geldik. Şimdi alanı hazırladık. Hadi bakalım deneyelim. Sen de hazır mısın? Ben doğuştan hazırım kardeşim. Hadi bakalım ben, göreceğiz. Ben Roborock olarak. Hadi bakalım Roborock seni. Böyle iki tane bez var elimizde. Bunu yavaşça şimdi çalıştıracağız bunları. Önüne bir şeyler atacağız. Bir karşılaştıracağız. Aynı zamanda da yerlere bir şeyler dökeceğiz. Başlattım evet, ben. Ben de başlattım. Hadi bakalım. Seninki daha seni dinlemiyor oğlum bir kere yani. Seninki önce tavafla başlıyor galiba. Önce birbirlerini temizliyorlar abi bu arada. Oh yeah. Şöyle bir... Dök bakalım neler olacak İkisinin görelim. İkisinin önüne doğru çayımızı serpiştirelim biraz. Bana doğru gelme evet, çocuğum. Evet. Bir kere de alacak şimdi. Hop. Bir kere de tertemiz. Dağıttım. Gördüğün gibi o kağıt üstünde anlattığımız lidar sistemi devrede, canavar gibi devrede. Bak sen kımıldama bu arada. Roborock da seni tanısın bir. Benimki dokunarak tanıyor Roborock... biraz. Evet, Roborock sıkıştırdı köşeye abi. Yapacak bir şey yok diyerek. Abi bu arada harbiden bam gün vura vura temizliyor bu. Bu kadar yani abi, yarısından tamam, fazlası yerde duruyor çayların. Görüyor musun malzemeyi? Bak hop. Çek burayı. Takip et burayı. Bak buraya. Bak buraya. Gördün mü? Hiçbir şey kalmadı yani. Yok abi. Şimdi arkadaşlar bir de tabii böyle önüne bir şey atınca o zaman nasıl bir tepki veriyor onu gösterelim. Şöyle yerde bir çorap var. Gördüğünüz gibi hemen çorabın etrafından dolaşıyor. Şuraya bir tane daha koyayım mesela. Halay mendiliniz yere düşerse Wyoming etrafından dolaşıyor. Merdan bu arada köşeye çökmüş durumda. Varsayalım ki bunu aldık, evde bir çocuk var. Çocuk varsa oyuncak da vardır doğal olarak. Şöyle hemen oyuncağı yere bırakıyorum Wyoming'in önüne. Bakalım ne yapacak, nasıl bir tepki verecek? Direkt dönüş. Direkt döndü anında. Bir araya gireceğim bir saniye çocuklar. Bir daha koyacağım. Gördü vallahi. Görür, ben sana söyledim. Şöyle ikisinin önüne de pirinç dökelim birazcık. Wyoming yine canavar gibi aldı. İnce bir dans döndü orada, fark ettin mi? Böyle bir... Evet. Bunu Roborock içine deneyelim mi? Deneyelim, koy bakalım. Bir çarpar büyük gittiği bir gittiği yöne doğru koyacağım. Evet, kafa vurdu, attı bu arada. Hala atıyor, hala atıyor. Evet. Hala... Tamam, güzel. Evet, kabloyu yere koyalım. Evet. Bak, benimki kabloyu kenara çekiyor, öyle düşün o zaman. Bayağı bayağı dolanıyor şu an. Bu halıya nasıl çıkacak? İşte çıkamayabilir. Bu kadar beklemiyordum ben. Bu arada üzüldüm, gerçekten üzüldüm. Ben şimdi bu kabloyu Wyoming'in önüne atıyorum abi. At bakalım. Bakalım fark edecek mi? En azından bence bunu fark eder. Aslanım Wyo. Hadi. Şu yönüne doğru. Hadi Wyo. Tak. Güzel. Abi direkt yanından geçti. Abi bu sırada Roborock kablo yiyor abi burada. Yapma, kurban olduğum yapma. Şimdi buraya tabii ki silme bezlerimizi yerleştireceğiz. Şimdi bir silme yapalım.
Ben şöyle bir boşluğa doğru bırakayım. Hem silme hem süpürme. İkisini aynı anda. Evet, hem paspas yapıyor şu an ikisi de. Hem de süpürüyor. Şimdi ben sadece paspasa çeviriyorum. Evet. Hemen şuradan su seviyesini yükselteyim. Abi sadece paspas açık olmasına rağmen Wyoming hala yerdeki pislikleri bile alıyor. Bu da güzel bir detay. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle silme işlemleri bitti. Bir kaldıralım, altlarına bakalım. Tamam. Ondan sonrasında da bunları bir masaya alalım ama temizleyelim, öyle alalım. Böyle pis pis masaya alalım. Bakalım ama ne kadar pislendi ona göre. Aynen, bir görelim. Allah. Evet. Tanklar dolmuş abi. Yani gerçekçi konuşmak lazım. Hiçbir evde bu kadar yerde pirinç ya da çay olmaz. Biz biraz suyunu çıkardık ama oldukça iyi bir şekilde toplamış hakikaten. Ve altı da oldukça rezil bir durumda. Hazneler ne kadar toz haznesi ne kadar doldu onu bir görmek istiyorum. Karşılaştıralım hemen. Şimdi şunu söylemem lazım arkadaşlar. Çevirirken biraz döküldü zaten, siz de gördünüz ama. Yani şöyle de baktığınızda toz haznesinin sadece yarısı dolu. Döktü şöyle hep baksak abi, daha iyi. Ne toplamış diye. İkisini karşılaştıralım. O da doğru. Benimki böyle kaba malzemeyi almış ama seninki tozlara kadar almış evet. Abi ya. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar, ben robotak temizlemediği için bayağı etrafına şey döktüm yani. Onda sağ olsun birkaçını almayı başarmış. Evet. Bir temizleyelim abi, sonra masaya dönelim. Ne diyorsun? Aynen öyle. Dur çocuğum. Temizlik başlasın ve masaya da dönüş devam etsin. Hadi bakalım. Evet. Arada olur böyle. Zaten kazanan belliydi. Yani, yani gittik bir denedik, gönlün olmuş oldu yani. Ben belki deneyimde o hani patlar ama, bir şey olur diye düşündüm ama daha bitmedi. Olmadı. Biliyor musun? Tabii canım, biter mi? Fiyatlar benzer ama emiş güçlerinin arasında önemli bir fark var. Fırçaları büyük, aynı zamanda emiş gücü de senin ürününden 1500 PA daha yüksek. Evet yani bu var, bunu kabullenmeliyim. Evet. Yani 2500'e 4000. Evet. Gibi net bir fark var. 4000 PA çok iyi bu arada. Ama bu bir yandan da şu anlama gelmiyor mu? İkisinin de pil kapasitesi aynı. Evet. İkisi de 5200. Seninki böyle daha güçlü temizlediği için, yani Wyoming daha güçlü temizlediği için aslında şarjı daha hızlı bitecek. Ama Roborock S7 tamam 2600 PA'lık bir güce sahip olabilir ama daha uzun süre temizleme yapabilecek. Yani bakış açın doğru. Bu daha uzun sürede temizlemeye çalışırken bu ürün çoktan zaten temizliği bitirmiş ve yerine dönmüş oluyor. Hem evet, lazerli var. Sistemi sebebiyle çok daha hızlı temizlik yapabiliyor. Lidar yeni nesil lidar sistemi sayesinde. Hem de aynı zamanda çok yüksek bir emiş gücüne sahip olduğu için rahatça yani mutlaka zaten daha hızlı bir şekilde evi temizliyor. Dolayısıyla hani bir pil problemi de ortadan kalkmış oluyor buradaki. Beklediğin yani kağıt üzerinde beklediğin bir problem olma ihtimali ortadan kalkmış oluyor.